Diğer taraftan... Ha, Afet ya da Göç Bakanlığı olabilir. Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Sinan Oğan bir bakanlık alır mı? Zannetmiyorum. Sinan Oğan, çünkü Sinan Oğan'ın oradaki varlığında MHP rahatsız. Yani o gün törende de Bahçeli rahatsızdı. Hatta Sinan Oğan'la görüşmezden önce, benim duyduğum kadarıyla Sinan Oğan'la görüşmeden önce Bahçeli'yle görüşüldü. Pazardan beri. Ya, yani Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'la görüşmeden önce Bahçeli'yle görüşerek yol aldı. Çünkü Bahçeli Sinan Oğan'a çok öfkeli. Sinan Oğan'ı alıp grup başkan vekili yaptığı halde kendisine muhalefet etmesinden dolayı kızgın. Ve onu zaten pazarlıkçı olmakla suçlamıştı. Buna rağmen Sinan Oğan bu lafı yutup gitti. Devlet Bahçeli'nin yanında olmayacaktım da nerede olacaktım dedi. Bu lafı söylemesinin tek bir sebebi var. Bence Cumhurbaşkanı ona görüşmede Devlet Bahçeli ne kadar kızgın olduğunu söyledi. Hüdapar'la milliyetçiler aynı yerde durmaz diyerek de orada da tabii adam öfkelendirdi. Şimdi ya bu sözü söyleme ya yanına gitme adam için. Devlet Bahçeli sonuna kadar haklı kardeşim yani. Şimdi adam 10 yıl önce söylersin, 5 yıl önce söylersin, görüşüm değişti dersin yani. Allah affetti dersin, Allah affetsin dersin, milletin beni affetsin dersin. 2 hafta önce demişsin ki Devlet Bahçeli'ye koltukta yayılmış efendim Hizbullahçılarla onlar aynı sanda, ülkücüler aynı sanda oy ve... Gitmez. Gitmez demişsin. Şimdi gelmişsin Devlet Bahçeli'yle beraber. Devlet Bahçeli'yle beraber... Hüdapar liderliğiyle zafer için el kaldırıyorsun. Bunlar ya hiç Sinan Oğan'a hayret ettiğim kadar hiç kimseye hayret etmedim şu 2 haftada. Yani hayal kırıklığına uğramadım. Duymasın. Hayal kırıklığına, duymasın bu söylediklerimi. Tweet atıyor. Hayal kırıklığına uğramadım çünkü aynı siyasi görüşte değilim. Ama ona hayret ettiğim kadar hiç kimseye hayret etmedim. Sanki onun şu dediği, ilk dediği cümleler şu kulağımda, son dediği cümleler şu kulağımda çınlıyor ya. İnanamadım, bir insan 2 haftada bu kadar birbirine zıt, bu kadar birbiriyle çelişen cümleleri nasıl eder ve bu kadar çelişkili pozisyonları nasıl alır? Ben mesela demiyorum ki git Kılıçdaroğlu destekle. Ben zannediyordum ki tarafsız kalacak. Ya sizi ne mecbur etti Sinan Bey? Kılıçdaroğlu'ndan imza istemişsiniz siz ya. İmza için destek istemişsiniz ya. Kılıçdaroğlu size maddi yardım yapmış kampanyanızda. Evet. Siz... Cumhurbaşkanından seçimin güvenliği için randevu istemişsiniz. Vermemiş ya, telefonunuza çıkmamış. Ne oldu kardeşim? Şimdi Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı onay alıyor. Ardından Sinan Oğan bu cümleyi söylemek zorunda kalıyor. Ya Devlet Bahçeli'nin yanında olmayacak mı, nerede olacak mı? Devlet Bahçeli'nin yanında istemiyor ki. Neyse, sonuç olarak Sinan Oğan için bir bakanlık düşünüyor mu? Ben zannetmiyorum. Belki Devlet Bahçeli'nin itirazı şu hususta olabilir. Süleyman Soylu yerinde kalsın minvalinde bir itirazı olabilir. Yani Süleyman Soylu'nun kalmasını Devlet Bahçeli istiyor diye duydum. Olmazsa Süleyman Soylu ne olur? Cumhurbaşkanı başkan vekili gibi bir pozisyon alır. Yani öyle bir pozisyon olur. Cumhurbaşkanı vekilliği gibi bir pozisyonu değerlendirebilir. Tabii Sinan Oğan'la ilgili bir şey söyleyeyim burada. Aslında seçmen senin... Sağ kulağında mıydı ilk seçim öncesi söyledikleri? Sol kulağında. Sol kulağındakilere bakarak oy verdi değil mi? Seçmen Sinan kendisine. Oğan, Sinan Oğan tabii. Sinan Oğan'a. Bunları duymuş olsaydı imza toplayamazdı. Yani, evet. Aldatılmışlık mı var ortada? Yok. Bence seçmen, var. Seçmen ilk gördüğü insana oy verdi. Ne yapsın ki ikinci turda ne yapacağını bilemezdi ki bazıları hariç. Şimdi tabii manzara bu şekilde, böyle bir... Peki Mehmet Şimşek'e kurtarıcı kostümü giydirilmesi... Ya şimdi ekonomi, yani ekonomiyi anlatırken bir Türkiye modeli vardı. Cari fazla, düşük faiz, üretim, istihdam, büyüme, ihracat. Şimdi bu modelin o zaman biraz değişip